Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bir önceki videomda başlattığım çekiliş hala devam ediyor. Katılmadıysanız, katılarak teleskop kazanma şansına siz de sahip olabilirsiniz. Çekilişe katılma şartlarını açıkladığım videonun linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Çekilişe katılmasanız bile, çekilişe katılmaktan keyif alacak arkadaşlarınızla ilgili videoyu paylaşabilirsiniz. Bugün sizlere çıplak göz ve gökyüzüne baktığımızda görebileceğimiz galaksilerden bahsetmek istiyorum. Birçoğunuzun gökyüzünde çıplak gözle görülebilen galaksilerden haberdar olmadığının farkındayım. O nedenle bu videoyu izlerken gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Daha önce yayınlamış olduğum çıplak gözle görülebilen gezegenler adlı videomdan aldığım geri dönüşler gerçekten çok olumlu ve hala keyifle izliyorsunuz. Bu videonun da aynı etkiyi yaratacağını düşünüyorum. Bu ve benzeri videoları izlemek için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayarak beni ödüllendirebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gökyüzüne baktığımızda sizce kaç galaksi görebiliriz? 1000, 10.000, 100 milyar? Hayır. Gökyüzüne baktığımızda görebileceğimiz galaksi sayısı yalnızca 4'tür. Bu galaksilerin konumu gereği hepsini aynı anda gökyüzünde görmemiz ne yazık ki mümkün değil. Kuzey yarımküreden gökyüzüne baktığımızda gökyüzünde ancak iki galaksiyi görebiliriz. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi, ötekisi ise Andromeda galaksisidir. Peki, Andromeda galaksisini görmek için yapmamız gerekenler nedir? Aslında çok basit. Açık bir havada gökyüzünde büyük ayı takım yıldızını ki şu anda ekranda görüyorsunuz bulmak çok kolaydır. Büyük ayı takım yıldızının aşağı doğru inen bir kolu vardır. 3 yıldızdan oluşur. Bu 3 yıldızdan ortadaki yıldızın iç tarafına doğru Andromeda galaksisini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. İşte şu anda Andromeda karşımızda. Bu galaksi gökyüzüne baktığımızda görebildiğimiz en uzaktaki cisimdir. Yaklaşık olarak 2.2 milyon ışık yılı mesafededir. Ve bu mesafe zamanla azalmaktadır. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalara göre yaklaşık olarak 4.5 milyar yıl sonra Andromeda Samanyolu ile çarpışacak ve ikisi de kütle çekimiyle tamamen yeni bir galaksi meydana getirecekler. Gökyüzüne baktığımızda kendi galaksimizden ayrı bir galaksinin var olduğunu bilmek ve bunu çıplak gözle görebilmek gerçekten çok etkileyici. Ve hatta bu galaksinin bizim galaksimize doğru yaklaştığını bilmek daha da büyüleyici. Günümüzde bu şekilde görünen Andromeda, dünyaya hiçbir şey olmadığını farz edersek yaklaşık 4 milyar yıl sonra gökyüzünde bu şekilde görüntülerin oluşmasına sebep olacaktır. Yaklaşık 6 milyar yıl sonra ise Andromeda Samanyolu'yla birleşmiş şekilde gökyüzünde bu görüntüyü oluşturacaktır. Tabii bu birleşme sürecinde Dünya kesinlikle yok olacağı için biz bunu göremeyeceğiz. Kuzey yarımkürede görülebilen galaksilerden bahsettik. Peki, güney yarımkürede görebildiğimiz galaksiler hangileridir? Bunlar sırasıyla Büyük Magellan Bulutu ve Küçük Magellan Bulutu'dur. Bunlara bulut denmesinin en önemli sebebi galaksi olabilecek kadar büyük olmamalarıdır. Büyük Magellan ve Küçük Magellan bulutları Samanyolu galaksisine o kadar yakındır ki ilk keşfedildikleri zamanlarda Samanyolu galaksisinin uydu galaksileri olarak düşünülmekteydi. Bu iki gök adı için Güney Yarımküre'de gökyüzüne kafanızı kaldırmanız yeterli. Büyüklükleriyle bulmak için çok fazla çaba sarf etmeden çok rahat görebilirsiniz. Bu gök adalar Samanyolu galaksisine yaklaşık olarak 158 bin ışık yılı mesafededir. Andromeda'nın 2.2 milyon ışık yılı mesafede olduğunu düşündüğümüzde bize gerçekten çok yakınlar.
Gökyüzüne baktığımızda sadece yıldızların orada olmadığını fark etmek gerçekten insanı farklı yerlere alıp götürüyor. Evrendeki önemimiz, başka canlıların olup olmadığı ve bunun gibi çeşitli birçok soru insanın kafasını kurcalamaya başlıyor. Ya da uğraştığımız birçok şeyin aslında ne kadar boş olduğu. Biraz önce bahsetmiş olduğum galaksilerin kolay anlaşılabilmeleri için konumlarının olduğu bu görüntüyü videonun sonuna ekledim. İşte Andromeda galaksisinin ve diğer bahsettiğim iki galaksinin Samanyolu galaksisine mesafeleri. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.